Necla Arif'le konuştuktan sonra hani kayınvalidemi gördüm dediği yer ne taraf? Şu tarla, yeşil, sarı sarı otlar gözüküyor, çiçekler. O tarla. Buradan bakıldığında orada birinin görüldüğü an hani kim olduğunu anlama şansınız var mı? Göründüğü an anlama şansı, yani orada kimin olduğunu biliyorsan anlarsın. Yani bizden, bizim tarlamızda bizden başkası olmayacağına göre anlarsın. Başkası zaten olmaz. Görünürse, yani gerçekten görünürse bu Fatma ya da Güladiye diyebilirsin. Diyebiliriz yani. O zaman Necla buradan baksaydı, oraya bakmış olsaydı kimse var mı yok mu anlayacaktı. Ya da en azından kayınvalidesini görmüş olsaydı tamam bu odur diye tanımış olacaktı. Evet. Orada da turşu topladığında yine buradan bakıldığında çok rahat gözüküyor. Kendisi gözükmez ama çağırdığında duyulur. Orası çok yakın bir alan zaten. Yani buradan birine seslenseniz, anne diye seslense çok rahat duyurabileceği bir alan. O da ne var, ne istiyorsun diye kafasını kaldırıp rahatlıkla sorabileceği bir alan. Evet. Kayınvalideni peki sabah nerede gördün? Hocam o gün şuradan aşağı geliyordum. O oraya aşağı gelirken ben eve çıktım zaten. Yukarıya çıktın. Ne kadar oyalandınız evde? Evden çıkmam. Saat 9 falan olmuştu. Turşuluk fasulyesi kaynatmak için soğuk koymuş ateşe. Turşuluk haşlayacağım dedi. Halam nerede dedim. Turşuluk toplamaya indi dedi. Necla Hanım'ın hep başka bir dairesi olduğundan bahsettik ama onu size göstermedik hocam. Evet. Şöyle onu da bir gösterelim. Şimdi oraya gelmeden önce hani ben özellikle sizin evet, gitmenizi çok evet. arzu etmiştim. Hani gidip görmeniz de son derece önemli. Doğru. Çünkü biz buradan konuşuyoruz ama hani olayı yerinde görmek incelemek çok önemli. Farklı. Şimdi balkona çıktınız. Kırık denen yer gayet net bir şekilde görülüyor. Gözüküyor. Güladiye de çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki ya bizim tarlamıza bizden başka kim girecek? O yüzden de hani ama orada mesela Güladiye mi var? Fatma Hanım mı var belli olur çünkü kolundan da dolayı problem olur. Yani eğer biraz belli olur. Yani biraz incelediğin zaman tabii onun hareketiyle mesela Güladiye'nin eğilip kalkmasıyla o yaştaki birinin Fatma Hanım'ın hareketleri arasında da bir fark olacak. Zaten kılık kıyafet farkı da olacak. Rahat anlaşılır bir bakış açısında, görüş mesafesinde. Şimdi ben sizi tanıyorsam rahat tanırım zaten. Ha, görürsünüz. Tabii rahat tanırım ama sizi. Ama bahçeye de gelince onu da söyleyeyim hepsini birlikte anlayayım. Bahçeye de gelince bahçede de ne ekilmiş olursa olsun bu insanlar bu kalemun gibi o bahçenin rengine bürünmediğine göre zaten beyaz varsa işte tabii. başında beyaz zeminesi varsa beyazı gözükecek. Kırmızı üzerinde bir şey varsa o gözükecek. Yani gözükmez abla. O bahçede de çalışan birinin. Baktığında gözükmez çünkü fasulye şeyi dayağı sardığı için insanın bayağı yüksek. Tamam yüksek ama yüzden yürüyecek hep aynı fasulyenin başında durmayacak ki biraz hareket edecek. Hareket olacak. Sallanırsa ancak o da birisi olduğu farklı ama insan gibi gözükmez. Tamam ama toplarken çok de sallanacak. Çok bürüklü abla turşuluk fasulyesi hava bulmaz sonra inanmazsan çok bürüklü olduğu için. Ama bile çağırdı mı rahatça duyuluyor. Ses duyulur ama yani çağırsa yukarıdan aşağı anne burada mısın diyen çağırsa ya da Inge diyen çağırsa burada mı diyen çağırsa rahatça duyuluyor. Seslenince de. Evet duyuluyor çünkü fasulyeyi toplarken çangalı illahi sallanacak. Nasıl yeğlesli mi şu yaprak sallanıyor. Aynı öyle sallanıyor mesela fasulye toplarken. Onun iki eli yok ki birini tutup da sallanmaması ilaki olsa. Şimdi Havva Hanım şöyle benim gözlemlemem orada birisi varsa evet. belki boyu insan boyundan daha fazla olduğu için yüksek. O esnada kim olduğunu anlayamazsın ama evet. orada birini bir takım işler yaptığını anlarsın. Evet. Yani çünkü araya bir insan girdiğinde o çalılar birbirinden evet. ayrılacak. Evet, doğal olarak o çalıların arasında birilerinin evet. yürüdüğü, birilerinin evet. bir hareket yaptığını anlayacaksın. Evet. Zaten mekan o kadar yakın ki. Yani buradan şöyle söyleyeyim ikinci kattan aşağı bakıyorsunuz. Tamam. Peki seslendiğinizde peki, Necla'yı mesela Arif aradığında Necla değer o evdeyse anne mi diyordun? Evet. Anne dese duyabilir mi Fatma Hanım? Kesinlikle duyar. Peki niye demedin işte yavrum? Abla şimdi bunlar intihar etme konusu olduğu için bunlar da bunlar söylüyordu ama ben kaynamdan da işitmedim hiç. Ben de etmek öyle yapmaz diye ben de o yüzden endişelenmedim. Yapmasın. Bakma gereği duymadı. Hayır yapmasın. İntihar da etmesin hiçbir şey olmasın. Çağırın. Arıyorlar ya seni. Evet. Hani annem nerede? Yani oradan seslenmemenin bana tek bir nedeni geliyor. Sen o an evde değilsin. Evdeyim abla evdeyim. Arif aradığında ben evdeydim. Bak dediğinde de evdeydim ben. Tamam ama işte hani seslenmemenin nedenini biz anlayamıyoruz. İşte seslenmemenin nedeni de o zaten. Yani bir şey yapmaz diye. Şey yapmadım, umursamadığım için bakmadım. Keşke baksaydı. Bakma gereği duymadı. Necla bak.
Ben birini pencereden baktım gördüm demek bir yalan. Evet. Bir yalan değil mi? Hele ki bunu senin kocan, annemi merak ettim, anneme mutlaka bak dediğinde baktım gördüm diyorsan bu çok çok önemli bir yalan. Ve bu yalanı söylemeye ne gerek duydun? Bunun gereği diye bir şey yok abla. Gerçekten hiç şey yapmadım, umursamadığım için söyledim bunu. Umursamamayla olacak bir şey değil olacak ama şey Necla ya bu. Umursamama oraya oturmuyor. Bir şey sorabilir miyim Necla? Sen burada bir ara mesela dikkatimi çektin. Ben onu sevmezdim. Ha, neden mi sevmezdin? Şimdi sen söyledin kızım, solumayacaksın. Tamam. Bir adamı sevmemen için neden olması lazım? Ya ben bunu sevmeyeyim diye ben öldürmem gerekmiyor ki. Ya öldürmeyi konuşmuyoruz şu anda. Neden sevmezdin? Neye hoşuna gitmezdi? Ya neden sevmezdin? Sene gel, onu gelinsen, anne diyorsan sevmedin düşündürdü beni mesela. Ben şimdi şöyle bir takıntım var. Ben hala burada başkasına yorumu yapamıyoruz ama dün mesela o kızımıza şurada oturuyordum. Boğazım düğümlendi. Hani dediniz ya anne babaya bak. Şimdi 3 günde bir o çocuk bir başkasına bağlanıyorsa bence suç biraz anne babada vardır. Ya, o sevgiyi görememiştir. Çocuğun da aklı yerinde değil. Ah işte değil, demin konuştuğumu konuşuyorsun. Bunu, biz ne yapsak da insanlara anlatsak. O, neyse mesela, başka konulara girmeyelim. Girmeyeceğim. Yani duramadım. Mesela niye sevmezdin? Ne yapacağız bilmiyorum ben. Allah razı olsun. Kaynanam çok iyiydi. Hiçbir şeyini görmedim ben. Ama sevmemdi. Sevmezdim dedin. Tamam. Niye? İstemeyim. Ama o zaman da öyle de demişti. Bak zaten.